Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bol yeşillikli gözleme yapmaya ne dersiniz arkadaşlar? Yeşil soğan, maydanoz, kuru soğan. Harika bir lezzet çıkacak ortaya. Gözlemelerimizi bu şekilde hazırlıyoruz ve pişirmeye geçiyoruz. Evet, nasıl yapmışız? Şimdi hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabıma 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 2 tatlı kaşığı tuzum var. Şöyle 1,5 yaptım. 1,5 su bardağı tuzumu, pardon, 1,5 tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. 2 yemek kaşığı sirkemi ilave ediyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unumuzu kontrollü bir şekilde koyacağız. Çok yumuşak olmayan, çok da sert olmayan, orta sertlikte bir hamur yoğuracağız. Hamurumu tezgahıma alıyorum ve bir güzel 5 dakika kadar hamurumu yoğuruyorum. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi orta yumuşaklıkta bir hamur oldu. Şimdi hamurumu parçalara ayırıyorum. Hamurumdan 6 tane eşit parça kesiyorum. Eşit olmayanları da eşitleriz arkadaşlar. Şu şekilde beze yaparken şöyle yuvarlayalım. Un serptiğimiz tepsimizi koyalım. Evet arkadaşlar, verdiğim ölçülerden 7 tane bezemiz çıktı. Üzerini kapatalım. 10 dakika dinlendirelim. Dinlenirken biz de sebzelerimizi doğrayalım. Bir tane kuru soğanımız var. Kuru soğanımı ince ince doğruyorum. Yarım demet yeşil soğanım var. Yeşil soğanlarımı da incecik incecik doğruyorum. Evet arkadaşlar, yarım demet maydanozumuz var. Onu da ince ince doğruyorum. Yeşillik olan her şeyi çok seviyorum arkadaşlar. Deneyin, gerçekten gözlememizde çok güzel, değişik olacak. Evet, maydanozumu da doğradım. Şöyle kabımı alacağım ve bunları bir güzel karıştıracağım. Evet, iç harcımız hazır. Şimdi yufkalarımızı açmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, birinci bezemden açmaya başlıyorum. Önce şöyle merdanemle azıcık büyüteceğim. Daha sonra oklavamı elime alıyorum. Thank you.
Birinci yufkamızı açtık. Erittiğim 50 gram kadar tereyağına yarım çay bardağı da sıvı yağımı koydum. Ve şimdi yufkamı bu yağla bir güzel ıslatıyorum arkadaşlar. Evet, şöyle her tarafını yağlayalım şöyle. Kuru yer kalmasın. Yufkamızı yağladık. Şimdi yeşilliklerimizi her tarafına eşit bir şekilde yayıyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle şurasını büküyorum. Üzerine gelecek şekilde büktük. Tekrar burayı yağlıyoruz. Videoyu uzun tutmamaya çalışıyorum arkadaşlar ama inanın buralarda kesmemizin imkanı yok. Şimdi katladım, yağladım. Tekrar bu kısmını şöyle katlıyorum. Bu kısmına da bu şekil katlıyorum. Ve gördüğünüz gibi gözlememiz hazır. Evet arkadaşlar, ikinci yufkamı da açıyorum. Aynı şekilde açacağız ve sebzemizi, yeşilliklerimizi koyaraktan katlayacağız ve gözlemelerimizi pişirmeye geçeceğiz. İkinci yufkamı da açtım arkadaşlar. Şimdi aynen yağla yağlıyorum. Tereyağı ve sıvı yağ karışımı yağımla yağlayacağım. Şöyle her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Evet, şimdi gözlemelerimi pişirmeye geçebilirim. Tavamı hafif yağlıyorum. Her tarafına sürüyorum. Ve gözlememi tavama yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gözlememiz çok güzel kabardı. Evet, şöyle çeviriyorum. Bol yeşillikli mis gibi soğan kokusu, soğan sevenler için harika bir tarif arkadaşlar. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Gözlemelerimi bu şekilde pişiriyorum. Son gözlememi çökelekli yapmak istiyorum arkadaşlar. Süt çökeleği yapmıştım. Kanalımda mevcut. Göz atabilirsiniz. Süt çökeleği nasıl yapılıyor? Tarifim var. Şu şekilde süt çökeleğimi ekeledim. Serptim üzerine. Bol peynirli. Şöyle katlayalım.
Tekrar yağ gezdiriyoruz. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık gözlemelerimiz servise hazır. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, takipte kalın. Daha yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.